Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size mor görevler nedir ve nasıl yapılmalıdır onları anlatacağım. J'ye bastığınızda şu Adventure görevi ve GUİDE görevini kapatıyorum ben genelde, ama Adventure dursun. GUIDE'ye geliyorsunuz. Ben GUIDE diyorum burada da Guide. Ability Stone görevi taş kırma görevimiz. Abyss Raid Argos Raid'ini açıyor. Challenge Guardian'ları yapabilmeniz için önce bu Challenge Guardian görevini yapmanız lazım. Bu Cleared Yok Invasion dediği de Luthera Castle'a gideceğiz. Orada bir ada açacağız. Onu sonradan göstereceğim. Gear by Honing dediği de artı basma malzemesi. Yani nasıl artı basılır onu gösteriyor. Skill ürünleri gösteriyor tek tek. Gemler nasıl rollenir onu anlatıyor. Engravingler. Human Chain bulamadığı şey. Gear Set Conversion. Gear Set Konversiyonda setinizi Betrayal settir, normal settir, onu çevirmeye giden önce bu görevi yapmanız lazım. Eskiden Valtan Vykas kesmeniz gerekiyordu ama direkt relik item verdiği için buna gerek yok. Skill tree transferde kullandığınız skilllerin levellerini yükseltmede yardımcı olan mor görev. Bu görevlerin çoğu yan yana minimap'ten gördüğünüz gösteren dip dibeler. Çok kısa bir video olacak neredeyse, ona bakalım. İşte GUIDE'ye girdin çıktın görevi, ama bakalım. Bu Rowan görevini almanıza gerek yok. Bu Kadan görevi de öncelikle birkaç görev istiyor sizden. Bu da yeni gelen bir Luthera Castle'da bir görev. Öncelikle onları yapalım. Gear setçimize konuşalım. Shift G diyorum. Hızlıca görev bitiyor. Benden bir kere artı basmamı istiyor. Artı basım malzemelerimizi açmamışız. Şuradan birazcık artı basım malzemesi açalım. Görev tamamlandı. Şart bassak bile yetiyormuş ama biz bir artı 11 deneyelim. Yanıyor. Görev bitti, buradan görevi kabul ediyoruz. Bir sonraki görevimin burada Trace'e Shift G'ye basıp direkt görev bitirebilirsiniz. F5'e bastığımızda diğer tarafa yönlendiriyor. Burası taş kırma. Burada da Shift G deyip Complete diyebilirsiniz. Aynı anda bir daha görev veriyor. Onu da alıp Shift G'leyin. F5. Önce kıracağız, sonra giymeye çalışacağız. Kafanıza göre kırabilirsiniz. Görev istiyor sadece. Zaten sistem size en iyisini kırdı verdi. Görev bitti. Adamda soru işareti oldu. Yine Shift G deyip Complete diyebiliyoruz. Sonra şurada Adventure var. Adventure'la konuşacağız. Bu Adventure'da bayağı bir görev var. Şöyle gördüğünüz gibi 4-5 görev hep bunda. Arka arkaya Shift G yapıyorum. Hiç bozmuyorum yerimi. Shift G. En son bitti nesden. 2 tane görevim tamamlanmış oluyor. Ve yeni görevler açılıyor. Yeni açılan görevlerimizde Tower'a gitmemizi istiyor. Tower'a da gideriz. Şu arka tarafta gemci var. Gemci ablayla konuşuyoruz. Şu ileride bize oyun başlangıcında petleri anlatan diğer bir Adventure Helper var. Bunun arka arkaya Shift G yapıyorum. Ata binmemi istiyor. Bindim. Hala devam ediyorum çift G yapmaya. Arka arkaya bitiyor zaten görevler. Çünkü hepsini yaptık. En son F5 yapıyorum. Bir daha konuşuyorum. Ve adam yok oldu. Buradan sonra şu üst tarafa ışınlanıyorum. Gördüğümüz ilerliyorum. Şurada bir görev var. Bu görev size Legion Raider'ı açar. Bu görevi alın. Bu görevi aldıktan sonra içeri bir kere girip çıkmanız yetiyor. Direkt Legion Raider açılıyor. Buradan dışarıda şurada gardiyancı var. Gardiyanlar konuşuyoruz. F5. Daha F5 yapalım. Tekrar konuşalım. G, 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 Shift, G. Şurada Argos var. Görevi tamamlamamışsın diyor. Buradan gelip görevi complete diyoruz. Ve artık Argos'a girilebiliyor. Atımıza binelim. Burada bir görev var. Bu da diğer bir köprü. Eskiden buradan da çok fazla artı malzemesi veriyordu ama artık vermiyor. Şurası. Complete diyelim. Normalde buralara hep artı malzemeleri veriyordu. Şimdi artık sadece silver ve kart pack'ler veriyor. Başka bir şey vermiyor. Burası normal kule. Normal kuleyi de ana karakterlerinize yaptığınızda size silver'lar, kitaplar verecek. Bir alt karakterle gelip kestiğinizde de artı malzemesi veriyor. Şuradan ünlem işaretine basalım. Bu Lutara'yı gösteriyor tamam mı? Gelip şeyden de neredeyiz? Castle'dayız. Port Colonia'ya gidip buradan da o görevi tamamlayabiliriz. Şuraya geldiğimize göre direkt tamamlanacak. Basit görevler. Hani 5-6 dakikanızı falan alır. Aşağıda da yapılabilen küçük görevler var. Bunlar da Lutera'da yapılıyor genelde. Kabul edelim görevlerimizi. Haritayı açalım. Haritada görev görmüyoruz. Buradan dışarıya çıkalım teknemize. Set Gear diyelim. Map'i açtığımızda görevin biri burada. Buraya alt sol tık basarak hızlıca gidebilirsiniz. Tabii gemimiz yavaş olduğu için biraz yavaş gidecek. Ama geri gel. Şunu bir iptal et. Şurada gemi malzemesi olacaktı. Evet. Şuradan biraz gemi malzemesi açıyorum. STQ açıyorum. Z'ye basıp upgrade diyorum. Bir tane de görevimiz upgrade yapmaktı. Sağ tık yapalım. Set Gear. Evet. O görevimiz de tamamlandı. Gördüğünüz gibi her görev sıra Mokoko çalışı devam etmekte. Yine gemi malzemesi verdi bize. Silver verdi. Gemi malzeme sandıklarından da mavi açmanızı öneririm. 20 kat daha fazla coin elde ediyorsunuz. Burak göreve gidelim. Space basarak hızlanabiliyormuşuz. Ve geldik. Şurada G'ye basıp okay deyip görevi tamamlıyoruz. Bu kadar. Sonra şuradaki küçük bir ada var. O adada da bir ufak görev var, oraya da gidelim. Şuradan gelip görevi kabul ediyoruz. Complete. Diğer morgarı almamıza gerek yok. Geri çıkıyoruz. Ve Verne geri dönüyoruz. Geldik. Buradan diğer görev yapmak için Unika'ya ışınlanmayı planlıyorum. Unika'da buradan Ocean Liner'la gideceğiz. Reef ismi. Unika'ya tıklayıp board diyoruz. Belli bir ücret karşılığında bizi oraya götürüyor. Görev sadece buraya gelip bir dakika boyuna dayanabilmek. Görev bitti. Kalan görevlerimiz Lutera'da yapılacak. Devamını Lutera'da anlatacağım. Onu da bir sonraki bölümde anlatacağım. Stronghold, yani adanızın nasıl açılacağını ve kalan videolar, kalan mor görevleri de bir sonraki bir bölümde izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bir de şey yapayım size. Dans edeyim. Güle güle. Bay bay.